Sayın Genel Başkanımız Erdoğan'ın bazı yakınlarına Manadası'ndan toplam 15 milyon, milyon dolar transfer yapıldığını belgeleriyle açıklamıştı. Vergiden kaçınmak için böyle bir yol izlediklerini, yani kendisinin yönetmiş olduğu ülkede yakınlarının vergi vermemesi için böyle bir yola başvurmalarını belgeleriyle ortaya koymuştu. Ancak Erdoğan her zaman yaptığı gibi bunu inkar etti, İddiaları yargıya taşıdı. Daha da ileri gitti. İspat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım dedi. Yargıtay Genel Başkanımızın açıkladığı belgelerle ilgili hem ilgili bankanın hem de Masa'nın yazılarına dikkat çekti. Genel Başkanımızın açıklamalarının olgusal temele dayandığını tescil etti. Genel Başkanımızın açıklamalarında kamu yararı bulunduğuna hükmetti. Ve şimdi bizim dönüp Erdoğan'a onun söylemiş olduğu sözlerle tekrardan sorma imkanımız ortaya çıktı. İspat ettiğin anda Cumhurbaşkanlığını bırakacağım demiştin. Senden gelecek istifa haberini bekliyorum Sayın Erdoğan. Değerli basın mensupları, kendileri de ülkeyi yönetmeyi beceremediklerini biliyorlar. Ama yüzleşmekten de bir yandan korkuyorlar. Baskı ve yasaklarla ülkeyi yönetmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanlığımız, milletvekili arkadaşlarımızın verdiği çay kanunu teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin oylarıyla reddedilmesine tepki olarak kentte astığı, üzerinde açıklanan çay alım fiyatı altında alım yapılmasını yasaklayan Kayt çay kanunu teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir. Yazan afişleri toplattılar. Daha önce yurdun dört bir yanında asmış olduğumuz 128 milyar dolar nerede? afişleri de toplatmışlardı. Bir iktidar bir afişin nesinden korkar? Bu afişleri yasamak, yasaklamak Türkiye'de yaşanan sorunları ortadan kaldırıyor mu acaba? Çay kanunu teklifini reddetmediniz mi? Rizelilerin bunu duymasından niye çekiniyorsunuz? Reddeden siz, sonra duyulmasından korkan bir yanda Türkiye'nin çıkarına olan bir kanun teklifi geliyor. İktidar bunu el birliğiyle reddediyor. Ama öbür tarafta bunun duyulmaması için elinden geleni yapıyor. Hem de kendi memleketi Değerli basın mensupları, eleştiriler bir tek muhalefetten değil, iktidar ve iktidar ortağının içinden de dillendirilmeye başlandı. Ülkede yönetim krizi arttık, kriz içinden çıkılmaz bir hal aldıkça Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de konuşan vicdanlı sesler çıkıyor. Artık eleştiriler iktidar partisinin ve küçük ortağının içinden de geliyor. Kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında bakanlık ve meclis başkanlığı gibi önemli görevler üstlenen Bülent Arınç, şimdi Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım ifadelerini kullanıyor. Hatta eleştirilerini arttırarak yoksulluk ile ilgili küçümseyici açıklamalar yapan Adalet ve Kalkınma Partilileri de topa tuttu. Vatandaşın feryadına inanmıyorsunuz. Bizim sözlerimizi muhalefetin sözleri olarak yansıtıyorsunuz. Bizim sözlerimize de inanmıyorsunuz. Bari kendi içinizden çıkan vicdanlı insanların sözlerine kulak verin, itibar edin. Ve Türkiye'de yapmış olduğunuz, şu ana kadar izlemiş olduğunuz bu yanlıştan bir an önce bu siyasetçileri ihraç ederek, da siyaseten linç ederek ortaya çıkan sonuçtan kurtulma şansınız yok. Değerli basın mensupları, ülkemizde bir sığınmacı sorunu yaşanıyor. Suriye'de savaşı bitirip, şehirleri yaşanabilir hale getirip, ülkesine dönecek olan Suriyelilerin barınma gibi, sağlık gibi, eğitim gibi temel ihtiyaçlarının giderilip, onların siyasi haklar ve özgürlükler olarak da ülkelerinde rahat yaşayabileceği bir ortam oluşturduktan sonra, Suriyelilerin davulla, zurnayla, onların da gitmeyi isteyeceği koşulları yarattıktan sonra kendi ülkelerine gönderileceğini defalarca ifade ettik. Ama vatandaşımızın öbür taraftan da aklında sığınmacılarla ilgili ciddi kaygıları var. Her gün sığınmacılarla ilgili yeni sorunlar gündeme geliyor. Bu konuda Sayın Genel Başkanımızın saraya ve çevresine yönelttiği sorular var. Genel Merkezimizin dış cephesinde de bu soruları görme bulma imkanına sahipsiniz. Bu sorular hala havada ve yanıtsız. Bu sorularımıza yanıt vermenizi bu soruları tekrar anımsatmakta fayda görüyoruz. Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiğiniz neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz? Neye hazırlanıyorsunuz? Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz? Sınırlarımızdan kaçak geçişlere bilerek neden izin veriyorsunuz? Sizlerden bu soruların yanıtlarını bekliyoruz. Bu sorulara yanıt verin ya da hesabını verin. Değerli basın mensupları, ülkemizde yoksulluğun, işsizliğin, açlığın, yönetim krizinin panzehiri bir an önce yapılacak olan bir erken seçimdir. Bir an önce erken seçim için sandığın kurulması gerektiğini. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarında ülkeye getirmiş olduğu nokta, atam yapmış olduğu atamalar, ortaya koymuş olduğu politika bundan sonra gidecek daha ileri bir noktaları olmadığını, kendi siyasetlerinin tamamen kötü bir tekrara düştüğünü ve Türkiye'yi içinden çıkarabilecekleri e, bir politika setleri olmadığını. Dolayısıyla bu yaşananların bir an önce ortadan kalkması için Vatandaşımızın daha iyi bir Türkiye'de yaşama hayalinin gerçekleşebilmesi için, Türkiye'nin ekonomik açıdan da, sistem açısından da, demokratik koşullar açısından da normalleşebilmesi için, düze çıkabilmesi için Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı. Bu erken seçimin bir an önce yapılmasını, vatandaşımızın bu içinde bulunduğu girdaptan çıkışın, sarmaldan çıkışın bir vesile olası olarak görüyoruz ve Türkiye'nin bir an önce erken seçime ihtiyacı olduğunu tekrardan vurguluyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sorular varsa sorularınızı alalım. Efendim müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. Ee, i̇lk sorular ATV tarafından yönlendirildi. ATV'nin ilk sorusu şöyle. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'ın Cumhurbaşkanlığı için AK Parti iktidarında sorumluluğa ortak olmamış biri şartının Sayın Davutoğlu'nu rahatsız ettiği iddiası var. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da dün akşam Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu aradığı iddia ediliyor. Görüşme doğruysa iç eline yönelik bir bilgi alabilir miyiz? Sayın Genel Başkanımızın, Gelecek Parti Genel Başkanı Sayın Davutoğlu'nu aradığı doğrudur. Ama bu rutin bir görüşmedir. Sık sık altılı masa etrafındaki liderler bir araya gelirler, konuları görüşürler, birbirleriyle telefon trafiği de yaparlar. Dolayısıyla bunda yadırganacak, e, ekstra bir önem at atfedilecek e, bir durum yoktur. Efendim, ATV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nun İttifak içinde ittifak açıklaması altılı masa dağılıyor yorumlarına neden oldu. Sizin bu yorumlara ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Evet. Altılı masa dağılmıyor. Altılı masa olduğu gibi yerinde duruyor. Güçlü bir şekilde yerinde duruyor. Altılı masanın dağılmasından medet uman bir siyasi iktidar var. Bunu biliyoruz. Altılı masayı dağıtmak için elinden gelen bütün imkanları kullanan bir iktidar var. Onun da farkındayız. Ama altılı masa yoluna devam edecek. Dolayısıyla siyasi iktidar ne yaparsa yapsın bu altılı masa... Hiçbir şey olmadan güçlenerek e, Türkiye siyasetine damgasını vuracak. Efendim ATV'nin son sorusu da şöyle. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Ekrem İmamoğlu'nun ardından bu kez de Mansur Yavaş'a övgüler yağdırdı. Kılıçdaroğlu ise işte, her fırsatta iki ismin de belediye başkanlığına hizmet edeceğini söylüyor. Akşener'in sol açıklaması e, CHP'de nasıl yorumlandı, nasıl karşılandı? E, belediye başkanlarımızı başka partilerin siyah, başka siyasi partilerin genel başkanları tarafından övülmesini memnuniyetle karşılarız. Çünkü biz biliyoruz ki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları pandemi sürecinde de bugün bugün de ellerinden gelen hizmeti yerine getiriyorlar. Dertleri tek amaçları vatandaşa hizmet edebiliyor olmak. Dolayısıyla bunu gören, bunu takdir eden Sayın Akşener ya da Sayın Akşener'in Akşener gibi başka siyasi parti liderleri, başka siyasiler oldukça da bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Efendim bir solda Ulusal Kanal tarafından yönlendirildi. Ulusal Kanal'ın sorusu da şöyle. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Dink'in tetikçisi hapiste gerçek katiller bulunamadı dedi. Hrant Dink suikastinin başından sonuna rağmen FETÖ'nün tertibi olması ve mahkeme kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması FETÖ'yü aklama çabaları olarak yorumlandı. Sizin bu konuya ilişkin görüşünüz nedir? Şimdi tabii meseleyi FETÖ'yü aklama çabası içinde e, yorumlamak özel bir çaba. Biliyorsunuz bir dönem, uzun bir dönem iktidarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı döneminde iktidarla FETÖ kol kola yürüdüler aynı menzile yürüyorlardı. Stadyumlardan ülkeye dön çağrıları yapılıyordu. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türkiye'de bir sürü olumsuzluk yaşandı. Bir sürü siyasi sorun yaşandı. Bunlardan bir tanesi de Hrant Dink'in katledilmesidir. Böyle bir ortamda siyasi iktidarın hiçbir sorumluluğu yok mudur? Biz kandırıldık deyince bütün mesele kapanmakta mıdır? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaşamış olduğumuz süreçte izlemiş olduğu politikalara daha derinlikli bakmalarını ve meseleyi sadece iktidarın içine yerleştirilen, iktidarla beraber büyüyen, iktidarla beraber güçlenen, iktidarla beraber palazlanan FETÖ meselesi olarak değil, çok daha geniş bir çerçevede el almalarını tavsiye ederiz. Efendim bir soru da A Haber tarafından yönlendirildi. O soruda şöyle. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Altılı Masa toplantıları ile ilgili üzerinde anlaştıkları metin yok, ortada aday yok, şu anda altın günü olarak devam ediyorlar. Eleştirisinde bulundu. Sizin buna bir yanıtınız olacak mı? Ee, bir yanıtımız olmayacak. Yanıt vermeye değer bir durum olduğu kanaatte değiliz. Evet, başka soru yok herhalde. Evet, biliyorsunuz seçim kanunu değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP üzerinde uzlaştılar. Bir seçim kanunu parlamentoya getirdiler. Dolayısıyla aslında seçime bir yıl kara seçim kanunu değiştiren, oyunun kuralını değiştiren her siyasi partinin yaşadığı akıbeti onlar da yaşayacaklar. Seçimleri kaybedecekler. Ama bu akıbetten kaçınmak için ellerinde olan bütün imkanları deniyorlar. Şimdi biz de doğal olarak ana muhalefet partisi olarak bu seçim kanunu geçtikten sonra ortaya ne tür bir durum çıkar? Bu duruma biz nasıl bir hazırlık yaparız? Bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. Diğer siyasi partilerin de biz bu konularda yani altılı masayı oluşturan diğer siyasi partilerin de bu konularda gerekli çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Günü sonunda bir araya gelinecek siyasi parti liderleri bu konuyla ilgili bir karar verecekler ve onların vermiş olduğu karara uygun bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin kurmuş olduğu oyunu boşa çıkaracak bir süreç yaşanacak. Tıpkı 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi, tıpkı 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi dolayısıyla biz gerekli hazırlıklarımızı yapacağız doğal olarak. Evet, teşekkür ederim.